Bölüm 4. İsa sınanıyor. Bundan sonra İsa, iblisin denemelerinden geçmek üzere ruh tarafından çöle götürüldü. 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman ayartıcı ona gelip, "Tanrı'nın oğluysan söyle de şu taşlar ekmek olsun," dedi. İsa ona şu karşılığı verdi: "Kutsal yazılarda insan yalnız ekmekle değil, Tanrı'nın ağzından çıkan her bir sözle yaşar diye yazılmıştır." Sonra iblis onu kutsal kente götürdü. Tapınağın tepesine çıkarıp dedi ki: "Tanrı'nın oğluysan at kendini buradan aşağı. Çünkü şöyle yazılmıştır: Tanrı senin için meleklerine buyruk verecek. Ayağın bir taşa çarpmasın diye onlar seni elleri üzerinde taşıyacaklar." İsa iblise şu karşılığı verdi: "Tanrın olan Rabbi sınama diye yazılmıştır." İblis İsa'yı ayrıca çok yüksek bir dağa çıkarıp ona tüm görkemleriyle dünyanın bütün ülkelerini gösterdi. "Yere kapanıp bana taparsan bütün bunları sana vereceğim," dedi. İsa ona şöyle karşılık verdi: "Çekil git şeytan. Tanrın olan Rabbe tap. Yalnız ona kulluk et diye yazılmıştır." Bunun üzerine iblis İsa'yı bırakıp gitti. Melekler de gelip İsa'ya hizmet ettiler. İsa müjdeyi duyurmaya başlıyor. İsa, Yahya'nın tutuklandığını duyunca Celile'ye döndü. Nasıra'dan ayrılarak Zebulun ve Naftali yöresinde Celile Gölü kıyısında bulunan Kefernahum'a gelip yerleşti. Bu, Yeşaya peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu: "Zebulun diyarı ve Naftali diyarı, Şeria nehrinin ötesinde deniz tarafı, ulusların celilesi. Karanlıkta yaşayan halk büyük bir ışık gördü. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine bir ışık doğdu. O günden itibaren İsa şu çağrıda bulunmaya başladı: Tövbe edin. Göklerin egemenliği yaklaştı." İsa ilk öğrencilerini seçiyor. İsa, Celile Gölü'nün kıyısında gezerken Petrus denen Simon ile kardeşi Andrea'yı gördü. Balıkçı olan bu iki kardeş göle ağ atmaktaydı. İsa onlara, "Ardımdan gelin. Sizleri İnsan tutan balıkçılar yapacağım," dedi. Onlar da hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. Oradan daha ileri giden İsa, başka iki kardeşi, Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Babaları Zebedi ile birlikte kayıkta ağlarını onarıyorlardı. İsa onları çağırdı. Onlar da hemen kayığı ve babalarını bırakıp İsa'nın ardından gittiler. İsa hastaları iyileştiriyor. İsa, Celile bölgesinin her tarafını dolaştı. Buralardaki havralarda ders veriyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, halk arasında rastlanan her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Onun ünü bütün Suriye'ye yayılmıştı. Çeşit çeşit hastalıklara yakalanmış, ıstırap içinde olan, cine tutsak, saralı, felçli olanların hepsini ona getirdiler. O da onları iyileştirdi. Celile, Dekapolis, Kudüs, Yahudiye ve Şeria nehrinin ötesinden gelen büyük kalabalıklar onun ardından gidiyordu.